Sevgili arkadaşlar, zaman aşımının kesilmesi ve durmasından bahsettik. Zaman aşımının kesilmesi ve durmasının soru değeri olduğundan bahsettik. Zaman aşımının kesilmesinde sürenin sıfırladığından, yani en başa döndüğünden, durmasında ise eklenerek, yani kaldığı yerden devam ettiğinden bahsettik. Her davada, dava boyunca yapılan tarafların işlemleri zaman aşımının kesilmesine neden olup zaman aşımının sıfırlama sebebidir. İcra takibinde de durum böyledir. İcra takibine ilişkin yapılan her işlemde zaman aşımı kesilecektir ve arkadaşlar sıfırlayacaktır. Kafamızda bir örnek verelim, canlansın ve netleşsin. Sevgili arkadaşlarım, mesela A Bankası'ndan 10 bin lira kredi çektiniz, ihtiyaç kredisi ve ödemediniz. Bankanın avukatı ne yaptı arkadaşlar? İcra takibi yaptı. Genel zaman aşımı süren ne kadar? 10 yıl. Yapılan icra takibiyle zaman aşımı kesildi, sıfırlandı. Sevgili arkadaşlar, evet tebligat gitti. İşte ödeme emrine itiraz etmediğiniz genel haciz yolu ve takip kesinleşti. Sevgili arkadaşlarım, aradan 8-9 ay geçti. Bankanın avukatı geldi, icra dairesinde dosyanızı açtı ve şöyle bir yazı yazdı. Şu tapu dairesine yazı yazılarak borçlu adına taşınmaz kaydı olup olmadığının kontrol edilmesini talep ediyorum dedi. Zaman aşımı tekrar kesilir, sıfırlanır, yeniden başlar. Baktılar, cevap geldi tapu dairesinden, tapu müdürlüğünden. İlgili tapu müdürlüğünün cevabı üzerine bir işlem yapamadı. Hiçbir şeyiniz yok, taşınmaz kaydınız bulunmuyor. Peki arkadaşlarım, aradan 1,5-2 yıl geçti. Ve bankanın avukatı tekrar geldi ve dosyayı açtı, şöyle bir yazı yazdı. Emniyet müdürlüğüne yazı yazılarak borçlunun adına araç kaydı bulunup bulunmadığının tespitiyle cevabın verilmesi dedi. Sevgili arkadaşlarım, zaman aşımı tekrar kesilir. 10 yıllık zaman aşımı sıfırlanır ve 1. yıldan ilk günden itibaren yeniden başlar. Aradan arkadaşlar 8 yıl geçti, borçlunun borcu devam ediyor. Alacaklının avukatı, yani banka avukatı 8 yıl sonra tekrar geldi ve şöyle bir dosyayı açıp yazı yazdı. Borçlunun yeni adresine yeniden ödeme emri gönderilmesini talep ediyorum dedi. Arkadaşlar, zaman aşımı tekrar kesilir. Yani davada açılan, davada ya da icra takibinde yapılan her işlemden sonra zaman aşımının kesilmesiyle anlatılmak istenen budur. Zaman aşımı sıfırlanır ve süre yeniden başlar. Yani şöyle bir şey yok arkadaşlar. Bankadan kredi çektim, ödeyemedim, 10 yıl kaçarım. 10 yıl sonra zaman aşımına uğrar borcum diye, bu bir şehir efsanesidir. Bunun gerçekte uygulanma durumu yoktur. Peki, sorularımız üzerinden devam edelim. Çıkma ihtimali gelebilecek, geçmiş yıllarda çıkmış sorularımız neler? Öncelikle zaman aşımı ile ilgili soruları çözelim sevgili arkadaşlarım. Bakalım neymiş? Peki, zaman aşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Zaman aşımının durması ve kesilmesine ilişkin sebepler hak düşürücü süreler bakımından uygulanmaz. Tabii ki arkadaşlarım, zaman aşımı borcu eksik borca dönüştürür. Zaman aşımında borç tamamen sona ermez, yok olmaz. Halbuki hak düşürücü sürede hak düşer. İkisi birbirinden farklı. A doğru. Demek diğerleri yanlış. Bakalım neymiş yanlışlar. B. Bir alacağın taşınmaz rehniyle teminat altına alınması, bu alacağın zaman aşımına uğramasını engellemez. Sevgili arkadaşlarım, dedik ki rehin derse zaten zaman aşımı kesilir. Ama ayırır, taşınır ve taşınmaz rehni derse sorularda. Taşınmaz rehni zaman aşımının kesilme sebebi iken, taşınır rehni zaman aşımını kesmez. Çok dikkat edelim. C. Zaman aşımının borçlunun borcunu bir senede tanıması halinde kesilmesi durumunda yeni zaman aşımı süresi eski kesilen zaman aşımı süresinin aynıdır. Sevgili arkadaşlar, ne dedik biz daha önceki dersimizde? Zaman aşımı mahkeme kararına bağlıysa, zaman aşımı hakem kararına bağlıysa, zaman aşımı bir senede bağlıysa, kuralın istisnası olan bu üç durumda yeni başlayan süre daima 10 yıldır. Halbuki kural neydi? Kesilen süre eskinin aynısı, yeni başlayan süre. Ancak bu üç durum farklı. D. Zaman aşımı borcu sona erdiren bir sebeptir. Hayır sevgili arkadaşlarım, zaman aşımı borcu sona erdirmeyecektir. Zaman aşımı borcu eksik borca dönüştürecektir. Dikkat edelim. E.
Asıl borçlunun zaman aşımından feragat etmesi kefile karşı da ileri sürülebilir. Hayır arkadaşlar, feragat bireyseldir dedik. Feragat etme kefile karşı ileri sürülmez. Peki arkadaşlarım, bakalım aşağıdakilerden hangisi zaman aşımı süresine tabi bir durumdur? A. Ayıp ihbarı. Sevgili arkadaşlarım, borçlar kanununda ayıp ihbarıyla ilgili bir süre yok. Ancak ticaret kanununda var. Mesela diyor ki ticaret hukukunda görünen ayıplar 2 gün. Daha sonra fark ettik 8 gün. En geç zaman aşımı ne kadar? 2 yıl. Hatta ayıp hileyle gizlenmişse zaman aşımı yok da diyor. Ancak bizde ayıp ihbarında süre yok. B. İrade bozukluğuna dayanan hukuki işlemin iptali. İrade bozukluğuna dayanan, irademize sakatlayan durumlar nelerdi? Hata, hile ve tehditti. Hata, hile, tehditte. İptal davasının süresi ne kadardı? 1 yıllık süre. Bu 1 yıllık süre nasıl bir süreydi? Hak düşürücü süreydi. Hakim, hak düşürücü süre olan bu 1 yılı nasıl gözetmek zorundaydı? Re'sen, ancak demiştik hakim, hata, hile, tehdit durumunu, yani irade bozukluğu hallerini re'sen gözetmeyecektir. Sorumuzda ne arıyorduk? Zaman aşımını. Bakalım, henüz bulamadık. C. Muvazzanın ileri sürülmesi. Arkadaşlar, muvazza ne sebebiydi? Muvazza butlan hallerimizden biriydi. Yokluk ve butlan hallerinde bir zaman aşımı, bir hak düşürücü süre söz konusu değildir. Yokluk ve butlan halleri her zaman ileri sürülebilir. Yokluk ve butlanda bir iptal davası açılmaz. Sözleşme kendiliğinden hükümsüzdür. D. Gabin sebebiyle sözleşmenin iptali halinde daha önce sözleşme gereğince ödenmiş paranın iadesi talebi. Arkadaşlar, bu durumda açılacak dava sebepsiz zenginleşme davasıdır. Sebepsiz zenginleşme davasının süresi 2-10 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Şimdi gabindeki süreler hak düşürücü süreler. Onunla verilen paranın iadesini istemek farklı. Gabin nedeniyle bizim açacağımız iptal davasında süremiz 1 yıl, en geç sözleşmeden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süreydi. Ancak gabin nedeniyle daha önce verilen şeyin iadesi arkadaşlar neyle olacak? Sebepsiz zenginleşme davasıyla. Sebepsiz zenginleşme davasındaki sürem nasıl bir süre? Zaman aşımı süresi. Dikkat edelim. İnce ve ayrıntılı bir soru olmuş. Batıl bir hukuki işlemin ileri sürülmesinde, sevgili arkadaşlarım, butlan hallerinde zaman aşımı süresi de hak düşürücü sürede bulunmamakta. Her zaman ileri sürülebilir. Peki arkadaşlarım, zaman aşımı ile ilgili sorularımıza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi zaman aşımı süresini durduran bir durum değildir? A. Velayet süresince çocukların ana babalarına karşı olan alacakları. 7 kelimemiz vardı unutmamamız gereken. Zaman aşımını durduran 7 anahtar kelime. Bunlar neler? 1. Velayet. 2. Vesayet. 3. Evlilik. 4. Hizmet ilişkisi. 5. İntifa hakkı. 6. Türk mahkemeleri. 7. Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi. 7 kelime zaman aşımını durduran anahtar kelime. Bunlara bakacağız. A'da ne demiş? Velayet süresince çocukların ana babalarına karşı olan alacakları. Velayet zaman aşımını durduran anahtar kelimemiz. B. Borçlunun alacak üzerinde intifa hakkına haiz olması durumunda. İntifa hakkı mı? Zaman aşımını durduran anahtar kelimelerden biri. C. Evliliğin devamı süresince karı kocanın diğerine olan
alacakları hakkında. Evlilik anahtar kelimemiz, zaman aşımını durduran bir sebep. D. Hizmet ilişkisinin devamı süresince ev hizmetçisinin işverene karşı olan alacakları hakkında. Hizmet ilişkisi anahtar kelimemiz. E. Alacaklının ağır hastalığı nedeniyle mahkeme huzurunda iddia edilen imkanın bulunmayan alacakları hakkında. Ağır hastalık, hastalık ve ihtar. Borçlar hukukunda zaman aşımını ne durdurur ne de keser arkadaşlarım. Dikkat edelim. Aşağıdakilerden hangisi zaman aşımını durduran nedenlerden biridir? A. Borç için rehin verilmesi. Borç için rehin verilmesi. Genel olarak sorularda rehin derse zaman aşımı kesilir. Ancak ikiye ayırır. Taşınır rehni derse zaman aşımını ne yapmaz arkadaşlar? Kesmez. Ancak sorularda taşınmaz rehni derse zaman aşımını keser. Biz burada ne arıyorduk arkadaşlar? Durma sebebi arıyoruz. Rehin demiş. Genel olarak rehin dediği için zaman aşımını kesecektir. Borç için kefalet verilmesi. Bir borç için kefalet verilmesi, kısmi ödeme yapılması, faiz ödemesi yapılması, borcun ifa edilmesi, bunların hepsi zaman aşımını kesen sebeplerdir. D. Alacaklının borçluya karşı icra takibi yapması, dava açılması ve icra takibi yapılması da zaman aşımını ne yapar dedik arkadaşlarım? Keser dedik. Hatta dedik ki icra takibi esnasında takibe ilişkin yapılacak her işlem zaman aşımını kesecektir. Yeni başlayan süre sıfırdan yeniden başlayacaktır dedik. E. Alacağın bir Türk mahkemesi önünde ileri sürülebilme imkanının bulunmaması. Türk mahkemeleri anahtar kelimemizin altını çizeceğiz soruda. Ne sebebidir? Durma sebebidir arkadaşlar. Zaman aşımı soruları oldukça sık sorulan sorularda, kurum sınavlarında, KPSS'de ve hakimlik sınavlarında da çokça karşımıza çıkan sorular. Dikkatli olalım. Zaman aşımı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça her alacak 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Sevgili arkadaşlarım, alacakta 10 yıllık zaman aşımı bizim kural olan genel zaman aşımı süremiz. 5 yıllık ne var demiştik? Zaman aşımı sürelerimiz de mevcut demiştik. B. Asıl alacak zaman aşımına uğrayınca ona bağlı faiz ve diğer alacaklar da zaman aşımına uğrar. Tabii ki arkadaşlar, faiz ferri bir haktır. Asıl alacağa bağlı bir haktır. Dolayısıyla asıl alacak sona erince ferri hak olan faiz de sona erecektir. C. Zaman aşımının kefile karşı kesilmesi asıl borçluya da kesildiği anlamına gelir. Hayır sevgili arkadaşlarım. Zaman aşımı asıl borçluya kesilirse kefile de kesilir. Bu cümle olsaydı doğruydu ancak zaman aşımının kefile kesilmesi asıl borçluya kesildiği anlamına gelmez. Yanlış. Cevap budur. D. Zaman aşımının kesilmesiyle yeni bir süre işlemeye başlar. Evet arkadaşlar, kural olarak yeni süre eskisinin aynısıdır. E. Zaman aşımından önceden feragat edilemez. Sevgili arkadaşlarım, zaman aşımından önceden feragat mümkün değildir. Sonradan feragat ise bireyseldir. Dikkat edelim. Bakalım başka zaman aşımı ile ilgili sorularımız nelermiş. 6098 sayılı Türk Borçlular Kanunu'na göre verilenlerden hangisi 5 yıllık zaman aşımına tabi alacaklardan değildir? Sevgili arkadaşlarım, kural neydi? 10 yıllık zaman aşımı süresinin olmasıydı. İstisnalar 5 yıllık zaman aşımına tabi olan durumlar. Bakalım. A. Acentalık sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar. Acenta, simsar, pazarlamacı gibi alacaklardan kaynaklanan komisyoncu sözleşmeler 5 yılda zaman aşımına uğrar. Komisyoncuda şuna dikkat edeceğiz. Taşıma işleri komisyonculuğu, TTK'da özel bir düzenleme, taşıma işleri komisyoncusundaki alacaklardan kaynaklanan zaman aşımı 1 yıl yalnızca. B. Oteldeki konaklama bedelleri, otel, motel, pansiyon, lokanta, gazino, yeme içme bedelleri arkadaşlar
5 yılda zaman aşımına uğrayacak. C. Lokantadaki yeme içme bedelleri. Biraz önce de zikrettiğimiz üzere yeme içme bedelleri, kalma, konaklama bedelleri 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi. D. Kira bedelleri. Kira gibi dönemsel edimler 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi. E. İşletmelerin satışlarından kaynaklı alacaklar. Bunlar 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde sayılmamış ve değerlendirilmemiş sevgili arkadaşlarım. Bakalım başka zaman aşımı ile ilgili hangi sorularımız var? Aşağıdaki hallerden hangisi zaman aşımını durduran sebepler arasında sayılamayacaktır? A. Evlilik devam ettikçe eşlerin birbirinden olan alacakları. Zaman aşımını durduran sebeplerde 7 anahtar kelimeden bahsettik. Evlilik bunlardan biri bakın arkadaşlar. Lütfen sorularda bu anahtar kelimelerini hemen yuvarlak içine alalım ki vakit kaybetmeyelim. Çünkü sınavda zaman da bizim için oldukça önemli. Ki diğer sorulara vakit ayırabilelim. B. Velayet süresince çocuğun ana babadan olan alacakları. Velayet de 7 anahtar kelimemiz içinde nitelendirilmiş zaman aşımını durduran sebepler. Biz ne arıyoruz? Zaman aşımını durdurmayan bir sebep arıyoruz. C. İntifa hakkı devam ettiği sürece eşya sahibinin alacağı. İntifa hakkı da 7 anahtar kelimemiz içinde sayılmış ve zaman aşımını durduran sebep olarak değerlendirilmiş. D. Bir dava Türk mahkemelerine gelinceye kadar geçen süredeki alacak. Türk mahkemeleri 7 anahtar kelimemiz içinde değerlendirilmiş. Dikkat edelim. E. Şirket devam ettiği sürece ortakların birbirinden olan alacakları. Şirket devam ettiği sürece ortakların birbirinden olan alacaklarında zaman aşımı durmaz. Ancak şirket devam ettiği sürece ortakların birbirinden olan alacağında şu farklı durum vardır. Genel zaman aşımı sürem 10 yılken ortakların birbirinden olan alacağı 5 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Dikkat edelim arkadaşlarım. Zaman aşımı ile ilgili başka hangi sorularımız varmış? Bakalım. Peki arkadaşlarım, zaman aşımı süresi bizim için oldukça önemli. Şöyle bir toparlayacak olursak, zaman aşımı borcu sona erdirmez, eksik borçlardan biridir. Zaman aşımıyla uğramış borçların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi mümkün değildir. Bir şekilde zaman aşımına uğramış bir borç ödenmişse daha sonra yine sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak istenmesi mümkün değildir. Zaman aşımı asıl borçluya kesilirse kefile karşı da kesilecektir. Ancak zaman aşımının kefile karşı kesilmiş olması asıl borçluya kesilmiş olduğu anlamına gelmez. Zaman aşımından önceden feragat edilmesi mümkün değildir. Ancak zaman aşımından daha sonra yapılan feragat bireyseldir. Müteselsil borçlulardan birine karşı zaman aşımı kesilirse diğerlerine karşı da zaman aşımı kesilmiş olur. Ancak arkadaşlarım, müteselsil borçlulardan birinin zaman aşımından feragat etmesi diğerlerini de bağlamayacaktır. Zaman aşımından feragat bu durumda bireyseldir. Hastalık, ağır hastalık, ihtar çekilmesi borçluya zaman aşımını borçlu hukuku bağlamında ne durdurur ne de keser. Ancak TTK'da, Türk Ticaret Kanunu'nda ihtar çekilmesi zaman aşımını kesen sebeplerden biridir ki TTK'da zaman aşımını durduran sebep bulunmamaktadır. Sevgili arkadaşlarım, zaman aşımında hak düşürücü süreye oldukça dikkat edeceğiz. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.